Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğneden Tığ Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanala abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Evet. Bu gördüğünüz iplerden çok güzel bir model hazırlayacağım sizler için. Şöyle tığımı göstererek başlayalım. 21 numara tığım arkadaşlar ve şöyle ipleri de göstereyim. Bu leylak marka arkadaşlar, 328. Genelde leylak alıyorum. Fakat bulamadığım zaman veya elimde şöyle çocukları gönderdiğim zaman verdikleri altın başak, bu da 383 numara. Bu da çok açık bir sarı arkadaşlar. Aslında tohum daha koyu sarıyla atılırsa güzel olur da elimde bu vardı. 347 de sarının rengi arkadaşlar. Şöyle ekranda gördüğünüz gibi de çimeni bu şekilde iki yaprak arasına 3 boyutlu fıstık çiçeği yapacağız şimdi sizlerle. Şöyle çiçeğimizin yapılışına başlayalım. Şimdi arka tarafı unutalım arkadaşlar. İlk başlar gibi başlıyoruz. Bakın tığ battığımızın içine sık iğne ile sabitledikten sonra şöyle 3 tane zincir çekip tığ battıma kapatıyorum. Yine 3 tane zincir çekiyorum ve tığ battımın içerisine kapatıyorum. Evet. İlk başlarken bu şekilde 2 tane üçer zincirden tığ battı yaparak başlıyorum. Şöyle bir zincirimi çevirip tığ battımın içerisine sık iğne ile sabitledim. Bakın bu şekilde dönüş yapıyorum. Ve 5 tane zincir çekiyorum. Şöyle yandaki tığ battıya girip bu şekilde sık iğne ile sabitledim. Bir zincir çekip dönüp sık iğne ile yuvaya giriyorum. Şimdi arkadaşlar buraya bir yaprak yapacağız. 2 tane zincir çekerek başlıyorum yaprağımın yapımı. Bir defa tığımı doladım. Şöyle 2, bakın hiç boşluk bırakmayın. İyice oturtturun dibine. Uzun olmasın trabzanınız. Minik bir trabzanınız oldu. Tepesine 4 zincir. Kapatıyorum buraya. Sabitledim. Şimdi dolamayı bir defa artırıyorum. Yuvaya girdim. Şöyle 2, 2 ve 2. 3 seferde aldım ama bakın şöyle çok sıkı sıkı birbirine yakın yapmaya çalıştım. 4 zincir. 4 zinciri buraya kapatıyorum. Tomurcuk oluşturdum. Şöyle 3 defa. Bakın. 1, 2 ve 3. 3. trabzan. 3 defa. Her sırada bir tane dolama arttırarak şöyle daha uzun ve yaprak yapmaya çalışıyorum. 4 zincir. Trabzanın tepe noktasına kapattım. Yine 3 defa doluyorum. Bu sık iğne için trabzanımız olacak. 2, 2, 2 ve 2. 4 zincir. Son yapmış olduğum trabzanımın içerisine kapattım. Kirpiği oluşturdum. Geriye kalan bu kısma da 6 tane sık iğne yapıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Yedinciyi yuvada yapıp sabitliyorum. 12 tane zincir çekeceğim. Bu da dal için arkadaşlar. 12 zincir. 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Sıkı sıkı 12 zinciri de çektim. Hemen bu 5 zincirli yuvaya kapatıp buraya sabitledim. Dalımızı bu şekilde oluşturdum. Hemen geri dönüş yaptığım tığ battımın içerisine sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle hem de tığ battı seviyesine inmiş oldum. Şimdi yaprağı bitirdik. 3 zincirden 5 tane ara suyu yapacağız. Sabitliyorum. 3 zincir. Sıradaki tığ battı. 3 zincir.
Evet, toplamda 5 tane olacak. Şöyle 4, şöyle 5. Evet. Ara mesafesi olarak 5 taneyi yaptıktan sonra şimdi 2 tanesi yine bu başta olduğu gibi yaprakta bizim için yuva oluşacak. Sık iğne ile sabitliyorum. 5 zincir. Yandaki tığ battıya girdim. Sabitledim. Arada bakın 3 tane tığ battı kaldı. Şimdi 6 tane zincir çekiyorum. Hemen yapmış olduğum dalıma 6 zincirimi sabitledim. Bakın gerdirme işlemi olmasın tığ battıların üzerinden. Ona göre eksik veya fazla yapabilirsiniz. 4 ve 5. Bakın bu da lalem için yuva olacak. Hemen buradaki sık iğnenin tam orta kısmından şöyle sabitleyip bu 5 zincire de lalemi yapacağım. Yine 6 zincirle aşağı iniyorum. Ve bakın dalımızı oluşturduk. Yuvayı oluşturduk. Bu şekilde. Şöyle yanına doğru çekelim öbür oluşturduğumuz dalın. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çekip yaprak birbirine bakacak ya arkadaşlar, simetri olsun diye şöyle sık iğne. Dönüş yaptığım sık iğneye kapatıyorum bakın. Şu şekilde 1, 4 zincir çektim. 3 veya 4. Buradaki sık iğnenin arasına sabitledim. Şöyle 2 zincir çekip düz yönüne, daha doğrusu ters yönünden yapacağız. Ters yönüne döndüm. Bir defa tığı doladım. Bakın iki tane zincirin arasındaki o 5 zincirli yuvadan girip şöyle 2 ve 2. Buraya şöyle biraz daha yavaş anlatacağım arkadaşlar. Aynı yapılış tarzı ama tersten yapılış. Hiçbir farkı yok. Sadece şöyle ters bir duruş olsun diye bu şekilde yapıyorum. Şöyle yapıp rahat çalışalım. Evet, bir tanesini oluşturduk. Şimdi trabzanları oluşturarak yaprağımızı yapacağız. İki defa doladım. Bu 5 zincirli yuvanın içerisine girip şöyle 2, 2, 3 seferde ama şöyle sıkı sıkı. 4 zincir. Bu trabzanın arasına girip kapattım. Bu şekilde oluşturdum. Şimdi dolama sayısını bir tane daha artırıp yine 5 zincirli yuvanın içerisine girip 3 seferde çekiyorum. Bakın 2, 2 ve 2. 4 zincir. Buraya sabitledim. Üçüncü kirpiği de yaptıktan sonra dördüncü kirpiği yine aynı işlemle yapıyorum. Fazla uzun olmaması için şöyle aynı boyda olsun diye 2, 2, 2, 2. Hafif bir tık uzun oluyor yine de arkadaşlar. Dördüncü olduğu için. Evet, 4 zinciri çekip yapmış olduğum trabzanın arasına kapatıp yine buraya 6 tane sık iğne yapıyorum bakın. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 ve sonuncu 6. Şimdi arkadaşlar bakın, yaprağı hazırladık ya, yine bu 5 zincirli yuvaya muhakkak giriyorum. Bu da 7. Bu şekil daha güzel duruşu oluyor. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum bakın, 2, 3, 4, 5. Sık iğne ile 5 zincire sabitledikten sonra üzerine 5 zincir çekip bakın şu görünüşü oluşturdum. Şöyle birbirlerine simetri bir bakışması oldu bu şekilde. Şimdi bunu buradaki tığ battı vardı ya, dönüş yaptım. Buranın tam orta kısmından sabitledim. Ben tane tane anlattığım için uzun gibi gözükmesin arkadaşlar. Yapılışı çok kolay. Yine ilk başta olduğu gibi 8 tane tığ battı ara mesafesi verilecek. Şöyle göstereyim, bu bir. Şöyle 3 zincir, 2, sıradaki tığ battıya şöyle 3, şöyle 4,
5 ve 6. Evet. Siz bu şekilde arkadaşlar 8 tane yapıp sonra bu yaprağı kuracağız. Bakın tırnağımızla arkadaşlar bunu şöyle şekil verip oturtturalım. Daha güzel bir şekil almasını sağlayalım. Ve bakın şu da 5 zincirli yuvamızı da yaparken açmak için kolaylık oluyor. Bu şekilde çimenini hazırlıyoruz. Böyle devam edecek arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oldu. Şimdi lalesinin yapılışına geçelim. Evet şöyle bu yuvanın içerisine sık iğne ile ipimizi sabitliyoruz. Şimdi 7'şer zincirden arkadaşlar buraya 7 tane kirpik yapacağız. Bu da sahte arkadaşlar boru olacak bize. 7 zincirimi çekip hemen yeşil yuvaya 4, 5, 6 ve 7. 7 zincirimi çekiyorum. Kapattım yuvaya. 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 zincirimi çekiyorum. Şöyle tutayım. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 4 oldu. 4, 5, 6 ve 7. Evet, 7 zincirin boyutu bu kadar oluyor arkadaşlar. Bu da orta bir boru yapımı oluyor. 7 zincirimi çektim. Şimdi 7. kirpiği, bakın 6 tane 7 zincirlik yaptık. Trabzanla yapacağım arkadaşlar. Şöyle 3 zincirimi çekip bir defa dolayıp 3 seferde buraya bir trabzan alıyorum. Bakın 1, 2 ve 2. 3 zincirin boyutunda bu şekilde trabzanı yaptım. Bu 7. kirpiğim oluştu. 4 zincir çekiyorum. Hemen dönüşümü yaptım. Bakın. Bu kirpiklerin arasına yuvalar hazırlıyorum. Şöyle. Gerisini 3 zincirle yapıyorum. Dönüş olduğu için küçük durmasın. Öbür 3 zincirlerle aynı dursun diye. İlk zincirimizi 4. Diğerlerini yuvayı da 3'er zincirden yapıyorum. 3 zincirimi çekip sıradaki kirpiğe yuvayı oluşturdum. 3 zincirimi çekip oluşturuyorum. Tekrar 3 tane zincir bu kirpiğin içerisine kapattım. Evet. Hemen bir zincirle düz tarafına döndüm. Bakın bu şekil oluyor. Bu yuvalara fıstık yapacağız. Fıstıkları da aparat kullanarak yapacağım. Bir zincirimi yuvanın içerisine sık iğne ile sabitleyerek başlıyorum. 10 tane zincir. 6, 7, 8, 10. 10 tane zincirin üzerine şimdi ilmek toplayacağız. Bu ilmekleri biliyorsunuz kendimiz topladık. Fakat çoğu bilmeyenler veyahut da aynı muntazam da yapmak isteyenler için şimdi ben de ilk defa deneyeceğim arkadaşlar sizlerle beraber kulak çöpüyle yapacağız. Bu ebatta herhangi bir aparatla yapabilirsiniz. Kürdan da olur. Evet dibinde bir zincir çekip bu aparatın üzerine 10 zincir arkadaşlar 17 tane ilmek alıyor. Bu şekilde alttan giriyorum zincirin altından üstünde bir zincir çekip hemen aparata takıyorum kalıplıyorum böyle sıkı sıkı. 3 oldu. Şöyle bir zincir 4 oldu. Bir zincir 5 oldu. Bir zincir 6 oldu. 7. Şöyle takalım. Bir zincir 8 oldu. 9. 10 11
12. Bunu Instagram'da görüyorsunuz. Aparatta yapan çok arkadaş var. Ben de size göstermek istedim arkadaşlar. Nasıl olduğunu hem de beraber denemiş olduk. Şöyle 15. ilmeği taktım. 16 ve 17. Bakın 17 tane ilmeği bu şekilde geçirdik aparata. Aparatımızda kulak çöpü hemen şöyle plastik olduğu için gayet rahat da geçiyor arkadaşlar. Şöyle bu şekilde fıstık üzümleri falan da yapabilirsiniz. Şöyle hepsini bir içinden geçtim. Şu tarafı sağ tarafı doğru kapatırsanız sola değil de fıstık daha hoş duruyor arkadaşlar. Bakın kapattım hepsini tamamen. Bu 3 zincirle hani sık iğne yapmıştık ya, aynı yere yuvanın içine girdiğimiz yuvaya da kapattım bu şekilde. Şöyle oturması için de zincirimi çekiyorum. Sıradaki bu 3 zincirli yuvaya geçiş yapıyorum. Bakın şöyle elimle de sola doğru düzeltiyorum. Fıstığım bu şekilde oluştu. Şimdi bir 10 zincir çekip bir tane daha göstereyim. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 zincir. Hemen uzattım. Alıyorum aparatımı. Hemen takıyorum. Çıkarmış olduğum ilmeği. 10 zinciri demin de söylediğim gibi 17 tane. Bunu da sayıyorum arkadaşlar. Baştaki taktığım ilmeği de sayıp toplamda 17 tane bu şekilde yapıyorum. 3 oldu. Şöyle 4 oldu. 5 6 7 8 9 10. Şöyle bakın. 10. 11. 12. 13. Şöyle. Kısmada 4 tane daha ilmek toplayalım. 14. 15, 16 ve 17. 10 tane zincire bu şekilde 17 ilmek tam oluyor arkadaşlar. Benim el ayarıma göre. Şimdi yine şöyle çıkarıyorum. Hemen çıkardığım yerden tığımı geçireyim. Şöyle başa kadar ilmekleri geçirdim. Evet. Fıstığımızın boyutu bu kadar oluyor. Çünkü kürdanın eni bizim aparatımız şeyimiz olduğu için kürdan ne kadarsa fıstığımızın boyutu da o kadar oluyor arkadaşlar. Şöyle otursun diye dibine bir tane de zincir çekip sıradaki yuvaya kapatıyorum. Aynı işlem arkadaşlar. Şöyle elimle de sola doğru düzeltip fıstığımı ayarlıyorum. Diğer şu 4 tane de aynı yapılacağı için onu da ben yapayım arkadaşlar. Kamera karşısında şöyle kol tutması biraz yorucu oluyor. Hemen şu birleştirme işlemini göstereyim. Fıstıkları yapınca. Evet, tüm fıstıkları yaptık bu şekilde. Sonuncu fıstığımızı da yaptık arkadaşlar. Aynı gösterdiğim aparatla yaptık. Şimdi ilk yapmış olduğumuz bu yuva var ya, buna şimdi 3 boyutlu şu ilk giriş dönüş yaptığımız sık iğnesi var ya arkadaşlar. Oradan hemen girip bir sık iğnesiyle şöyle sık iğnenin içinden ilmek alıp tığımdaki ilmekle sahte sık iğne dediğimiz olay var ya, onunla yapıyorum şöyle.
Bakın bir tane de zincir çekiyorum. Şu çağınızı oluşturduktan sonra bakın bu şekilde kirpikleri şu kirpikleri boru olarak dediğim gibi kullandık. Bir zincirimizi de çektik. Hemen koparıyorum bakın. 3 boyutlu boru yaptık. Şimdi bu kopardığımız ipi arkadaşlar şöyle bir tutayım. Bu ilk bakın buralardan ilmek alıp şöyle arkaya doğru çekersek hem meyilli oluyor hem de bu ipin bakın şurada kopar yaktığımız zaman yanık izi belli oluyor. Biz yanık izi belli olmasın diye şuradaki ilmekten tığımızı girdirip ilmek alıp onu oraya yakıyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar ortaya şimdi tohum yapacağız. Ben hemen sarı ipimi alıp gelip tohumunu beraberce buraya bakın şöyle oldu bir de açıp göstereyim. Şu kısmında tohumunu yapacağız. Şu ilmeklerden tutturup şu işte yaptığımız bakın şu ilmeklerden geçip şöyle sağdan girip soldan küçük trabzanlar yapıp sık iğneleri yapıp daha önce bilenler bilir tohum yapıyorduk. Hemen sarı ipimi alıp geleyim. Evet. Hazır şimdi çiçeğimiz arkadaşlar bakın. Şu hani yuvalar için ya bu ikili yerden giriyoruz sık iğnelerin arasından bakın kirpikleri görüyorsunuz zaten altta arkadaşlar şu ara kısımdan sağdan girip soldaki yerden şöyle sık iğne ile girerek sabitliyorum burada şöyle daha net görünürsünüz acaba. Şu kirpiklerin arası arkadaşlar şöyle bakın. Şuradan giriyoruz, şuradan çıkıyoruz. Daha önce yaptığınız için biliyorsunuz aslında arkadaşlar. Şimdi iki zincir çekerek minik trabzanlar hazırlayacağız. Bu ilk trabzanımız. Şimdi demin gösterdiğim buradan girip soldan hemen tığımın ucuyla çıkıyorum. Şöyle iki küçük trabzanlar, ikili trabzanlar yapıyorum. Minik daha üzerine sık iğnesi kolay olsun diye. Araya bir tane zincir çekiyorum. Şöyle 7 tane kirpik yaptık ya 7 tane de trabzanımız olacak. Ara kısmından girip şöyle 2 ve 2. Araya bir tane zincir çekiyorum. Bir defa tığı doladım. Bakın döne döne şimdi ilk sırası bu yuvaları yaparken hafif sizi oyalayacak ama zor değil. Bakın zaten belli arkadaşlar. Yeri hemen sağdan girip soldan. Kirpikler için hani üçer zincirli yuva yaptık ya. O sık iğneleri ara kullanıyorum. Bir zincir bir defa doladım. Toplamda 7 tane zaten çok bile değil arkadaşlar. 7 tane trabzan oluşturacağız. Şöyle tohumumuz için. Hemen bir zincirimi çekiyorum. Bakın son fıstığımıza doğru geldik. Şöyle göstereyim. Bir defa tığı doladım. Hemen bu kısımdan şöyle açayım. Siz de rahat görün benden. Buradan sağdan girip soldan şöyle iki şöyle iki trabzan. Evet bakın son yere geldik. Aralarına birer tane yapıyorum ki sık iğneleri rahat yapalım diye arkadaşlar. Şöyle bekleteyim birazcık. Görmeniz açısından. Evet şimdi bir zincirimizi çektik. Tüm fıstıklara alt kısmına trabzanları yaptık. Şu ilk zincirden yapmış olduğumuz trabzan var ya bak. Şöyle onun arasına girip şöyle birleştiriyorum. Bakın. Bu şekil oluyor. Tüm yapılan trabzanla şöyle de bir tutayım net görün. Evet arkadaşlar. Şimdi ilk başta bir zincir çekiyorum. Sonra çekmeyeceğim. Trabzanların ara kısmından girip içlerine sık iğne yapıyorum. Bakın. Sık iğne trabzanın ara kısmından gir. Sık iğne
Ara kısmından gir. Sık iğne. Şöyle. Sık iğne yapıyorum. Ara kısmından gir. Şöyle. Şöyle tüm trabzanlara birer sık iğne yaptık arkadaşlar. Bakın bu şekilde oluştu göbek kısmısı. Şöyle bir tane sık iğne atlıyorum. Sıradaki sık iğneye giriyorum arkadaşlar. Bu şekilde azaltma işlemi uzun sürmüyor. 2 sıra veya 3 sıra sürüyor. Hemen şuradan sık iğnenin ara kısmından girip sık iğne yapıyorum. Şöyle. Sık iğne. Şöyle bakın. Şu ortadan girip yine görmeniz için kapatıyorum. Döne döne tüm sık iğnelerin arasına girip azaltma işlemi yapıyorum. Bakın. Şöyle şimdi dönünce tam tane bırakıp şöyle ikinciye girmemizin sebebi de eksiltmemizin sebebi de arkadaşlar şöyle fazla tepe kule isterseniz atlamadan da yapabilirsiniz. Tüm sık iğnelere giriyorum ki şöyle bakın. Bir tane ortadakini bırakıp ben tam ortasında kenarlarında bakın bir tane kaldı sonuncunun. Sağ ve soldaki boşlukları bırakıp tam ortadakinden de girdim. Şöyle küçük bir de kubbe oldu. Ve ipimi kopardım. Bu şekilde. Döneden olduğu için bakın tırlantımız bu hale gelmesi normal. Bir de kamera karşısında. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle kubbeyi yaptık ya böyle tohumun bu şekilde kubbe şeklinde oluşuyor. Hemen biz bunu tutuyoruz kopardığımız yerden şu at bakın. Ahır arasına da girdiğimiz için trabzanların bu şekilde oluşuyor. Bu tam tepe noktasındaki yuvadan buradan da giriyorum bakın. Şöyle. Şuradan buradan girip alttan çıkarıyorum. Şimdi bakın o kubbe şeklini indireceğiz arkadaşlar. Bunu da şu alttaki çektiğimiz ipi asılarak yapıyorum. Şöyle bakın. İyice anlayın diye yavaş yavaş anlatıyorum. Aslında çok zor değil. Bakın aşağı kömüldü. Bu bombililik şey sivrilik oturdu. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Şöyle. Çok güzel. Böyle çiçek gibi ortası tohumlu gelinciye de benzedi gülümüz. Şöyle bu ipleri yakıp temizleyip geleyim ben arkadaşlar. Evet, modelimizi tamamladık şöyle. Bakın iki yaprak arasında çiçeğimiz hoş oldu arkadaşlar. Şöyle fıstıklar arasında tohumumuz da. Şimdi bunu nasıl kullanacağız diye soran arkadaşlar için. İster böyle sprey kullanın saç spreyi, ister yumurta akını, ister sadece bakın kalıp gibi duruyor. Bu kadar hırpalanmasına rağmen arkadaşlar. Fıstıklarını, tohumunu size ekranda göstermesi oturduğumuz yerden yapması gibi olmuyor. Bayağı hırpalanıyor iş. Şöyle her açısını da göstereyim. Bakın arka tarafı da bu şekilde gözüküyor. Şöyle sahte boru kısmından bahsediyorum.
Şöyle daha güzel bu şekilde yapıp değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir tane de alsaydı çift gösterirdik. Maksat arkadaşlar model amaçlı. Sizler sipariş almak isterseniz bundan gösterebilirsiniz. Bayağı sipariş de alırsınız. Çünkü böyle farklı modellere ihtiyacı var. Hep aynı böyle tek renk sıralı sıkılanlar için. Böyle 3 boyutlu iğne oyası görünümü hoş bir model olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Sizler de emekler için beğeni yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şöyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.